Bu videomda sizlere bu görmüş olduğunuz çiçekli hırkanın yapılışını anlatıyor olacağım. Hırkamıza ilk olarak arka beden bölümü örmek ile başlıyoruz. Daha sonrasında ön beden bölümü örüyoruz. En son kollarımızı örüyoruz ve hırkamızı tamamlıyoruz. Ben bu şekilde üstüne çiçekler diktim. Siz dilerseniz dikmeye de bilirsiniz, örmeye de bilirsiniz. Bu çiçeklerin yapılışını bir önceki videomda anlatmıştım. Tekrardan açıklama kısmına bırakıyor olacağım nasıl örebileceğinizi anlattığım küçük bir video var. O videodan da yararlanabilirsiniz. Ben 38 bedenim. Kendi beden ölçülerime göre ördüm hırkamı. Şöyle kullanmış olduğum ipten bahsetmek istiyorum. Zaten videonun giriş kısmında ipimi detaylıca gösteriyorum ama şöyle de göstermek istiyorum. İnce yapıda bir ip kullandım. Siz dilerseniz tek kat ya da iki kat olacak şekilde de örebilirsiniz. Ben tek kat olacak şekilde ördüm. Ve toplam olarak iki yumak ipim vardı. Bakın şöyle göstermek istiyorum. İkinci yumak ipimden artmış oldu bile. 38 beden için bu ölçüleri kullanacaksanız ve ince yapıda bir ip kullanacaksanız bu şekilde iki yumak yeterli gelecektir. Hırkada yaka kesimi yaptım ama kol altı kesimi yapmadım. Bakın bu şekilde düz bıraktım. Yaka kesimini de bakın bu şekilde yaptım. Gayet güzel oldu. Çiçekleri de kollara ikişer tane diktim. Bakın bu şekilde. Ön beden bölüme de üçer tane diktim. Arka beden bölüme dikmedim. Dilerseniz dikebilirsiniz ama ben bu şekilde düz bırakmak istedim. Arka beden bölümü de göstereyim. Bakın bu şekilde arka beden bölümünde o şekilde düz yaptım. Hırkayı isterseniz daha uzun ya da daha da kısa örebilirsiniz. Tamamen kendi zevkinize göre ve bedenize göre ayarlayabilirsiniz hırkanızı. Evet videoların devamı gelsin istiyorsanız kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve güzel yorumlarınızı benimle paylaşmayı unutmayın lütfen. Açıklamalar kısmında Instagram adresimi bırakıyor olacağım. Tıklayarak beni oradan takip edebilir, yaptıklarınızı benimle paylaşabilirsiniz. Ve kullanmış olduğum ipi de açıklama kısmına bırakıyor olacağım. Tıklayarak oradan satın alabilirsiniz. Şimdi hırkamızın yapılışına geçelim. İlk olarak ipimden bahsetmek istiyorum. Bu model için ben bu şekilde ince yapıda bir ip kullanacağım. İpimin markası Lady Yarn Angora Love ipini kullanıyorum. İpimin etiket bilgilerine baktığımızda ise 100 gram 600 metre. Bakın bu şekilde ince yapıda bir ip kullanacağım. Ben tek kat olacak şekilde öreceğim ama siz dilerseniz çift kat olacak şekilde de örebilirsiniz. İpime uygun olarak da bu şekilde ben 5 numaralı misinalı şişimi kullanacağım. Dilerseniz düz şiş de kullanabilirsiniz. Şimdi ben masada ördüğüm için çarpmasın diye misinalı kullanıyorum. Bunu da baştan söyleyeyim. Şimdi ilk olarak hırkamızın arka beden bölümünü örmek ile başlıyoruz. Ben hırkamın arka beden bölümünü ördüm. Ama ölçülerimden ve nasıl ördüğümü tabii ki de anlatıyor olacağım. Şöyle arka beden bölümünü göstermek istiyorum. Şöyle arkayı bir göstereyim. Ölçülerimden bahsedeceğim. Şimdi hırkamızın arkası, önü hep düz örgü, arka tarafı da ters örgü, haroşa örgü olacak şekilde ördüm ben. Şimdi ipim ince yapıda olduğu için ve ben 38 bedene uygun örmek istediğim için burada ben arka beden için toplam olarak 110 tane ilmeğimi attım. Şişime 110 ilmeğimi attıktan sonra bakın 2 ters 2 düz lastik örgümü ördüm. Buranın kalınlığı tamamen kendi zevkinize kalmış. Şöyle baktığımızda ben kaç sıra lastik örmüşüm bakın. 2, 4, 6 sıra lastiğimi ördüm. Daha sonrasında düz örgüme geçiyorum. Bakın örgümün düz tarafı düz. Arka tarafı ters. Kol altı kesimi yok. İstediğiniz uzunluğa gelene kadar bu şekilde örüp arka beden bölümü tamamlıyorsunuz. Bakın en sonda ilmeklerimi kapattım. Kol altı kesimi yok. Dümdüz bir parça ördüm. Şimdi santim ölçülerinden bahsedeyim. Eğer siz de bu yapıda ince yapıda bir ip kullanacaksanız ve 38 bedene uygun örecekseniz benim kullandığım ölçülerden yararlanabilirsiniz. Şimdi 110 ilmeğim kaç santime denk geliyor? Hemen bakın şöyle santim ölçüsü olarak vermek istiyorum. Toplam olarak 62 santim eninde. Şimdi boy olarak kaç santim ördüm? Hemen boyunu da söylemek istiyorum. Burada dilerseniz daha uzun ya da daha da kısa örebilirsiniz. İlk olarak arka parçayı örüyoruz ki önleri ve kolu da ona göre ayarlayalım. Siz de ilk olarak arka parçayı örün. Bakın şöyle arka parçaya baktığımızda da 58 cm uzunluğunda örüp tamamlamış oldum. Bu boy benim için yeterli. Dediğim gibi daha da uzun örebilirsiniz. 110 tane ilmeğimi attıktan sonra dediğim gibi iki ters iki düz lastiğimi örüyorum ve istediğim uzunluğa gelene kadar düz örgü ters örgü bakın bu şekilde örüyorum. Şimdi örgümün arka parçasını ördükten sonra ön parçalarına geçiyoruz. Şimdi ön parçaları da ben yine ördüm. Şöyle ön parçaları da göstermek istiyorum. Bakın ön parçasında yaka kesimi yapacağımız için ön parçaları birlikte örüyoruz. Siz ilk olarak arkayı örün bitirin. Videoyu durdurun. Daha sonrasında önlere başlayın. Bakın önleri birlikte yapacağız. Önler içinde ilmek sayınızı nasıl belirleyeceksiniz? Arka beden bölümü kaç ilmek başladıysanız bunun yarısının bir iki ilmek fazlası kadar ilmeğinizi atabilirsiniz. Yarısı kadar ilmeğinizi atın. Bir iki ilmek fazla atabilirsiniz dediğim gibi. Çünkü daha sonrasında lastik örgümüzü de öreceğimiz için ön yaka bölümü için daha sonrasında öreceğiz lastiğimizi. O yüzden yarısı kadar ilmeklerinizi atın. Yani ben arka bedeni 110 ile başladım. Önleri için bakın önler içinde 56 tane ilmeğimi attım. Bakın şöyle göstereyim. Dediğim gibi bir iki fazla atabilirsiniz. 56 tane ilmeğimi attıktan sonra yine 2 ters 2 düz lastiğimi ördüm. Şöyle yine 6 sıra ördüm. Daha sonrasında örgümün düz tarafı düz, arka tarafı ters. Şimdi iki tarafı da ördüm ben. Dediğim gibi bu ön yaka bölümünü birlikte yapıyor olacağız. Şimdi ön parçayı da bakın şöyle santim ölçülerinden bahsedeyim. Dediğim gibi ön yakasını birlikte kesiyor olacağız. Şöyle 56 tane ilmeğimi attıktan sonra şöyle santim ölçüsünü vereyim. 56 ilmeğimin bakın en olarak baktığımızda şöyle 31 santim uzunluğunda eni var. Şöyle boy olarak da bakalım. Ee, burası benim yaka kesmek istediğim nokta. Ilmeklerimi çıkardım diğer tarafa başladım sizin için tekrardan şöyle buranın da santim ölçüsünü vereyim. 43 santim uzunluğunda yaka kesmek istediğim noktaya gelene kadar ördüm. Bakın 43 santim uzunluğunda dümdüz ördüm. Örgümün düz tarafı düz, arka tarafı ters. Zaten düz örgü ters örgü yine önlerin yakalarını keserken gösteriyor olacağım. Şimdi arka bedeni bitirdikten sonra dediğim gibi önlere başlıyoruz. Şimdi önü birlikte yakayı keselim. Şimdi gösterdiğim şekilde bakın ön parçaya başladım. Bu şekilde yine 56 ilmeğimi attım şişime. Daha sonrasında örgümün düz tarafı düz, arka tarafı ters, haroş örgü olacak şekilde yaka açmak istediğim noktaya kadar geldim. Bakın burası benim örgümün şu an bu şekilde baktığımda sağ tarafı, sol tarafı da yine birlikte keseceğiz çünkü yönleri farklı oluyor. Kafa karışıklı olmasın. Şimdi bu benim sağ tarafımdaki ön parçamın yaka kesimini yaparken sıra sonunda kesiyor olacağım. Sol tarafı keserken de burada sıramın başında kesiyor olacağım. Şimdi kafa karışıklı olmasın. Yine burada düz örgü, ters örgü olacak şekilde öreceğim. Bakın ilk ilmeğimi örmeden aldım. Şimdi burada şunu da söylemek istiyorum. Ben daha öncesinde hep düz örgü, ters örgüyü anlattığım için bu videoda e, anlatmak istemedim açıklama kısmına bıraktığım linkten e, böyle daha detaylı düz örgü ters örgü anlattığım videoları bırakıyor olacağım o videolardan da yararlanabilirsiniz ama genel olarak zaten örgüyü bilenler düz örgü ters örgü iki ters iki düz lastik örgülerini biliyorlardır o yüzden buraları hızlıca geçmek istedim Şimdi yaka açmak istediğim noktaya gelene kadar yani sıra sonuna gelene kadar şu an sağ tarafı örüyorum. Hırkamın sıra sonuna gelene kadar bakın hep düz örgü örüyorum. Karşıya doğru batıyorum. Bu şekilde. Şimdi sıra sonuna kadar gelelim. Şimdi gösterdiğim şekilde sıra sonuna kadar düz örgümü ördüm. Bakın dediğim gibi buranın kesme işlemini şöyle örgümün ters tarafında yapacağım. Bakın sıranın sonunda yapıyoruz dedim. Şimdi örgümü çeviriyorum. Burada yaka için oval bir yaka kesmek istediğim için bakın ilk ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğimi örüyorum. Şimdi birinci ilmeğimi şuradaki birinci ilmeğimi ikinci ilmeğimin üstünden geçireceğim. Üstünden geçirdim. Tekrardan bir ilmek daha bakın ters örüyorum burada. Ters örgümü ördüm. Yine birinci ilmeğimi ikinci ilmeğin üstünden geçirdim. İki tane kesme işlemi yaptım. Bir tane daha örüyorum. Yine birinci ilmeğimi ikinci ilmeğin üstünden geçiriyorum. Üç tane kesme işlemi yapmış oldum. Şimdi bir ilmek daha kesiyorum. Dört tane kestik. Şimdi bir tane daha kesiyorum ve beş tane ilmeğimi bu şekilde kesmiş oldum bakın. Üstünden geçirdim. 5 ilmeğimi kestim. Şimdi sıra sonuna gelene kadar her bir ilmeğime bakın ters örgü örüyorum. Örgümün arka kısmında olduğum için bakın her birine ters batıyorum. Şimdi sıra sonuna kadar gelelim. Şimdi kesme işlemi yaptıktan sonra bakın sıra sonuna kadar ters örgümü ördüm. Şimdi örgümü yine düz tarafındayım. Bakın düz tarafını çevirdim. Yine her bir ilmeğimi düz olacak şekilde öreceğim. Sıra sonunda yine örgümüzü çevirdikten sonra yine kesme işlemimizi yapmış olacağız. Şimdi burada her bir ilmeğimi düz örgü örüyorum. İlk ilmeği örmeden aldım. İkinciye geçiyorum. Bakın bu şekilde düz örüyorum. İpim ince olduğu için örmem biraz zaman alıyor. O yüzden dediğim gibi siz iki kat yapıp o şekilde de örebilirsiniz. Zaten videonun baş kısmında söylüyorum bunu. Bakın bu şekilde her bir ilmeğimi düz örüyorum. Karşıya doğru batıyorum. Sıra sonuna geldiğimizde örgümüzü çevirdiğimizde yine kesme işlemimizi yapacağız. Şimdi sıra sonuna kadar geldim. Bakın düz örgümü ördüm. Şimdi yine yaka kesmek istediğim noktadayım. Örgümü çeviriyorum. Arka kısmındayım. Şimdi burada ilk olarak 5 ilmeğimizi kesmiştik. Şimdi 4 ilmeğimizi keseceğiz. Yine aynı şekilde kesme işlemimizi yapacağız. İlk ilmeğimi ters örmeden aldım. İkinci ilmeğimi yine ters haroşa örgümü örüyorum. Bakın bu şekilde. Şimdi şuradaki birinci ilmeğimizi... ikinci ilmeğimizin üstünden geçirdik. Bir tane kestik. Şimdi bir tane daha örüyorum. Yine birinci ilmeğimi ikinci ilmeğin üstünden geçirdim. Bir tane örüyorum. Yine birinci ilmeğimi ikinci ilmeğin üstünden geçirdim. Bir tane örüyorum. Yine birinci ilmeği ikinci ilmeğin üstünden geçirdim. Bakın bu şekilde baktığımızda şöyle sayalım bakın 1, 2 üç dört tane ilmeğimizi kesmiş olduk. Şimdi sıra sonuna gelene kadar her bir ilmeğimi ters haroşa örgü olacak şekilde örüyorum bakın hep arkaya doğru batıyorum şimdi sıra sonuna kadar gelelim şimdi gösterdiğim şekilde sıra sonuna kadar geldim bakın ters örgümü tamamladım şimdi örgümün düz tarafındayım yine örgümüzün her bir ilmeğini e, düz örgümüz olacak şekilde örüp tamamlayacağız sıra sonuna geldiğimizde yine örgümüzü çevirdiğimizde kesme işlemimizi yapacağız aslında aynı şeyleri şu an tekrar ediyorum şimdi sıra sonuna gelene kadar her bir ilmeğimi bakın bu şekilde düz örüyorum kesme işlemi yapacağımız noktada yine kesme işlemimizi yapacağız ve yaka oyuntumuzu açıyor olacağız şimdi sıra sonuna kadar gelelim bakın düz örüyorum şimdi gösterdiğim şekilde örgümün düz tarafında örüp tamamladım şimdi örgümüzün arka kısmını çeviriyorum yine kesme işlemi yapmak istediğim noktadayım şimdi burada ne yapacağız? Bakın ilk olarak 5 ilmeğimizi kestik. Daha sonrasında 4. Şimdi bu sıramızda 3 ilmeğimizi kesiyor olacağız. Yine ilk ilmeğimi örmeden alıyorum ters bir şekilde. İkinci ilmeğimi haroşa örgü örüyorum. Ve bu şekilde birinci ilmeği ikinci ilmeğin üstünden geçirdim. Kesme işlemimi yaptım. Bir tane kestikten sonra bir tane örüyorum. Yine birinci ikincinin üstünden geçiriyorum. İkinci ilmeğimi kestim. Bir tane örüyorum. Yine birinci ilmeği ikinci ilmeğin üstünden geçirerek 3 tane kesme işlemimi yapmış oldum. Şimdi sıra sonuna gelene kadar her bir ilmeğimi yine ters haroşa örgü olacak şekilde örüp sıramı tamamlayacağım. Şimdi gösterdiğim şekilde sıra sonuna kadar ters örgümü tamamladım. Şimdi örgümün düz tarafını çeviriyorum. Yine bakın her bir ilmeğimi düz örgü olacak şekilde örüp tamamlayacağım. Bakın yaka oyuntumuzu bu şekilde vermiş olduk. 5, 4, 3 tane kestik şimdi daha sonrasında 2 ilmeğimizi kesiyor olacağız şimdi sıra sonuna kadar her bir ilmeğimi düz örgü örüyorum bakın bu şekilde şimdi gösterdiğim şekilde düz örgümü de ördüm örgümün arka kısmındayım yine ters tarafından eksiltmemizi yapıyor olacağız şimdi bu sıranın başında 2 ilmeğimizi kesiyor olacağız ilk ilmeğimi örmeden aldım ikinci ilmeğimi örüyorum yine bakın birinciye şuradaki birinci ilmeğimi ikinci ilmeğin üstünden geçiriyorum bu şekilde daha sonrasında yine bir tane örüyorum yine birinci ilmeği ikinci ilmeğin üstünden geçiriyorum ve kesme işlemimizi tamamlamış oluyoruz bu sıranın başını da şimdi sıra sonuna gelene kadar her bir ilmeğimi bakın ters örgümü örüyorum haroşa örgümü sıramın sonuna kadar bu şekilde örüp tamamlayacağım. Gösterdiğim şekilde sıramı tamamladım. Haroşa örgümü ördüm. Örgümün düz tarafındayım. Şimdi burada bizim yine sıra sonuna kadar düz örgümü öreceğim. Yine ters tarafında kesme işlemimizi yapıyor olacağız ve son kesme işlemimiz olacak bu. Şimdi ilk ilmeği örmeden aldım. Her bir ilmeğimi bakın düz örgü örüyorum. Daha sonrasında kesme işlemimizi yapacağız ve yaka oyuntumuzu tamamlıyor olacağız. Şimdi sıra sonuna kadar yine düz örgümü örüp tamamlıyorum. Bunun düz kısmında tamamladım. Yine arka kısmını çeviriyorum ve dediğim gibi son kesme işlemimi yapıyor olacağım yaka için. İlk ilmeğimi örmeden aldım yine. İkinci ilmeğimi ters haroş örgü örüyorum. Bu şekilde yine birinci ilmeğimi ikinci ilmeğin üstünden geçiriyorum ve bakın kesme işlemimi yaptım ve son yaka kesimimi de tamamlamış oldum şimdi sıra sonuna kadar gelelim bir ölçü alacağız nasıl ölçü aldığımı da yine gösteriyor olacağım bakın haroşa örgü örüyorum yine sıra sonuna gelene kadar Şimdi gösterdiğim şekilde e, arka kısmını tamamladım örgümün düz kısmındayım. Şimdi bu şekilde baktığımızda bakın yaka oyuntumuzu vermiş olduk ve tamamladık. Şimdi şuradan tekrar etmek istiyorum. Bakın 5, 4, 3, 2, 1 keserek tamamlamış olduk. Şimdi arka parçamızı alıyoruz. Bakın arka parçasının üstünde bir ölçü alacağım. Ön parça için. Şöyle. Bakın arka parçanın üstüne sağ tarafı ördüğüm için şu an kendi yönüme baktığımda sağ tarafı bakın şöyle ucuca getiriyorum lastik kısımlarını. Şöyle denk getiriyorum. Bakın kol altı kesim olmadığı için ön tarafta da sadece yaka kesimi yaptık. Bakın şöyle göstereyim. Şimdi omuza gelene kadar bakın şöyle bir ölçü almanız gerekiyor. Omuza gelene kadar şuradaki payı dümdüz öreceğim. Bakın artık eksiltme yapmayacağım. Bu oyuntu benim için yeterli. Şimdi burada omuza gelene kadar şuraya gelene kadar şu kısmı dümdüz öreceğim. Örgümün düz tarafı düz, arka tarafı ters olacak şekilde bu parçayı da örüp tamamlıyor olacağım. Daha sonrasında diğer ön parçanın kesme işlemlerini yine birlikte yapıyor olacağız. Şimdi bu kısmı da tamamlayayım. Burada zaten bir şey yok. Dümdüz örüp tamamlıyor olacağım. Farklı bir şey yok. Bakın siz de kendi ördüğünüz parçanın üstünde şöyle bir ölçü almanız gerekiyor. Şimdi ben burayı tamamlıyor olacağım. Şöyle göstereyim bakın. Şurası hırkamın uç kısmı. Bakın dümdüz ördüm. Kestim. Şimdi yukarıya doğru dümdüz yine öreceğim. Kol altı kesimi olmadığı için burada kesme işlemlerimiz yok. Dümdüz örüp bu kısmı da tamamlayıp geliyorum. Şimdi gösterdiğim şekilde boy kısmını tamamlamış oldum. Şöyle tekrardan göstermek istiyorum. Bakın bu şekilde yakayı kestikten sonra omuza gelene kadar dümdüz ördüm bu şekilde o kısmını da tamamlamış oldum şimdi artık ön kısmına kesme işlemini birlikte yapıyor olacağız şöyle birlikte başlayalım kesme işlemimize bakın kalan ilmeklerimizi kesiyoruz ilk ilmeği örmeden aldım ikinci ilmeğimi düz örüyorum birinciyi ikincinin üstünden geçirdim bir tane düz ördüm birinciyi ikincinin üstünden geçirdim bir tane düz örüyorum yine birinciyi ikincinin üstünden geçiriyorum şimdi bu şekilde sıra sonuna kadar gelip ilmeklerimi kesiyor olacağım bir tane örüyorum yine birinciyi ikincinin üstünden geçiriyorum bir tane örüyorum bakın birinciyi ikincinin üstünden geçiriyorum yaka kesiminde yaptığımız gibi bakın bu şekilde hepsini kapatıyorum sıra sonuna gelene kadar Şimdi gösterdiğim şekilde bütün ilmeklerimi kapattım. Burada artık ipimi keseceğim. Kesiyorum bakın. Ön kısmını tamamlamış oldum. Şöyle son ilmeğimden ipimi çıkardım. Şöyle de tekrardan göstermek istiyorum. Bakın. Şimdi diğer tarafı da yine aynı şekilde başlayıp devam ediyor olacağım. Dediğim gibi diğer tarafın yaka kesimini de yine birlikte yapıyor olacağız. Şöyle göstereyim tekrardan. Bakın. Burayı bu şekilde tamamlamış oldum. Şimdi ee, sağ tarafı tamamladık. Sol tarafı birlikte başlayacağız dediğim gibi. Sol tarafı da yine toplam olarak ön için 56 tane ilmeğimi atıyorum. 2 ters 2 düz lastik örgümü örüyorum. Yine toplam olarak bakın şuradaki e, yaka kesimine gelene kadar dümdüz öreceğim. Daha sonrasında yakayı yine birlikte kesiyor olacağız. Şimdi diğer tarafı da yine aynı şekilde örüp yaka kesimine kadar geleyim. Kesimi birlikte yapalım. Bakın zaten düz örgü ters örgü yapıp gelelim. Şimdi gösterdiğim şekilde diğer tarafı da başladım. Bakın bu şekilde ördüm. Şimdi yönünü karıştırmayın diye birlikte başlayacağız. Daha sonrasında yine aynı şekilde gidiyor olacak. Şimdi burada 5 4 3 2 1 şeklinde kesmiştik. Yine aynı şekilde 5 4 3 2 1 şeklinde kesiyor olacağız. Örgümüzün düz tarafında kesiyor olacağız bu sefer. Bu şekilde denk geliyor. Bakın şöyle de göstereyim. Örgümüzün sağ tarafını bitirdik. Sol tarafını örüyorum. E, masaya yatırdığım yönünü söylüyorum. Sağ sol diye. Şimdi örgümün düz kısmındayım. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğimi örüyorum. Bakın birinciyi ikincinin üstünden geçirdim. Bir tane örüyorum. Birinciyi ikincinin üstünden geçirdim. Kestim. İki ilmeğimi kestim. Şimdi bir tane ördüm. Birinciyi ikincinin üstünden geçirdim. Üçüncüyü kestim. Bir tane ördüm. Bir tane bu şekilde kestim 4. Bir tane ördüm, üstünden geçirdim ve 5 tane ilmeğimi kestim. Şimdi sıra sonuna gelene kadar her bir ilmeğimi düz örgü olacak şekilde örüyorum. Bakın. Her birini düz örüyoruz. Şimdi sıra sonuna kadar gelelim. Şimdi sıra sonuna kadar düz örgümü ördüm. Örgümün arka kısmını çeviriyorum. Bakın ters örgüde burada bir şey yapmıyoruz. Her bir ilmeğimi ters örgü olacak şekilde örüyor olacağım. E, ters örgümüzü ördükten dönüp geldikten sonra yine düz örgümüzün olduğu tarafta e, kesme işlemi yapıyor olacağız. Bakın hep öne doğru batıyorum bu şekilde ters örgümü örüyorum. Sıra sonuna gelene kadar ters örgümüzü tamamlayalım. Şimdi gösterdiğim şekilde sıra sonuna kadar geldim. Bakın son ilmeğimi de ters ördüm. Örgümün düz kısmındayım. Şimdi yine kesme işlemimi yapıyor olacağım. Şimdi 5 ilmeğimizi kesmiştik. Şimdi bu sırada 4 tane ilmeğimi kesiyor olacağım. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İkinciyi düz örüyorum. Birinciyi ikincinin üstünden geçirdim. Bir tane kestim. Yine ördüm. Üstünden geçirdim. İkinciyi kestim. Yine ördüm. Üstünden geçiriyorum. Üçüncüyü kestim bir tane ördüm ve bu şekilde dördüncü ilmeğimi de keserek kesme işlemimi tamamlamış oldum şimdi bundan sonrası hep bu şekilde devam ediyor olacak ben kafa karışık olmasın diye yönünü göstermek istedim şimdi örgümüzün düz tarafı düz arka tarafı ters yine öreceğim örgümün düz kısmında yine kesme işlemimi tamamlıyor olacağım yaka için şöyle tekrar da göstereyim bakın 5 4 bir sonraki sırada 3 keseceğim bir sonraki sırada 2 keseceğim. Bir sonraki sırada 1 ilmeğimi keserek bu şekilde kesme işlemi tamamlıyor olacağım. Yine kol altı kesimi olmadığı için bu tarafı dümdüz örüyoruz. Kesme işlemlerini tamamladıktan sonra yine omuz kısmına gelene kadar dümdüz örerek boy kısmını tamamlıyor olacağım. Yine arka kısmının üstünde bir ölçü alırsanız daha doğru sonucu elde edersiniz. Şimdi kesme işlemlerimi tamamlayayım. Oy kısmında tamamladıktan sonra ilmeklerimizi keselim. Şimdi gösterdiğim şekilde diğer tarafı da örüp tamamladım. Bakın kesme işlemini tamamladım. Omuza gelene kadar da dümdüz ördüm. Şimdi burada artık ilmeklerimi kapatacağım. E, nasıl kapatıyorduk? İlk ilmeğimi örmeden aldım. İkinciyi örüyorum. Birinciyi ikincinin üstünden bu şekilde geçirip kapatıyorum. Şimdi sıra sonuna gelene kadar bütün ilmeklerimi bir ör bir kes bu şekilde kapatacağım. Daha sonrasında kollara geçeceğiz. Şimdi gösterdiğim şekilde buraya da kesip tamamladım. Şimdi parçalarımı şöyle göstermek istiyorum. Bakın arka kısmını bu şekilde ördük hırkamızın. Bakın ön kısmı Diğer tarafı. Şimdi parçalarımızı bu şekilde ördükten sonra sıra geldi kolları örmeye. Ben kolları da ördüm, hazırladım. Bakın kollarda da kol altı kesimi olmadığı için dümdüz iki tane kol parçamızı örüyoruz. Şimdi kolun ilmeklerini nasıl ayarlayacaksınız? Ben bu şekilde yapıyorum. Siz dilediğiniz tekniği kullanabilirsiniz. Şimdi hali hazırda örmüş olduğum ipimde bakın ön parçam var, arka parçam var. Arka parçam geniş olduğu için arka parçamı alıyorum. Şöyle kolumun Bakın tam bu e, dirsekten üst kısmından bir ölçü alıyorum. Bilek kısmından ölçü almıyorum. Şöyle bir katlama payı veriyorum. İstediğim ölçüyü açtığımda bakın şöyle katladığım kısmı açtığımda kaç tane ilmeğim varsa sayıyorum. O şekilde ilmeklerimi atıyorum ve kol parçamı bu şekilde belirliyorum. Ben bu şekilde yaptığımda toplam olarak 65 tane ilmek benim için yeterli geldi. Çok yapışsın istemedim kol çok da geniş olsun istemedim. O yüzden 65 tane ilmek benim için yeterli. Siz daha dökümlü bir kol istiyorsanız burada 70-75 ilmekte atabilirsiniz tamamen zevk meselesi istediğiniz şekilde ilmek sayılarınızı belirleyebilirsiniz. Şimdi 65 tane ilmeğimi attıktan sonra kol için yine lastik örgümü örüyorum iki ters iki düz. Daha sonrasında dümdüz örgümü örüyorum düz kısmı düz arka kısmı ters haroşa örgü olacak şekilde örüp tamamlıyorum. Şimdi kolları da bu şekilde ayarladıktan sonra bunların da santim ölçüsünü vereyim. Fikir olması açısından eğer benimle aynı ölçülerde yapacaksanız diye kolların da santim ölçüsünü vermek istiyorum. Şimdi bu şekilde baktığımızda 34 cm uzunluğunda elimiz var kol için. Şimdi boy olarak baktığımızda ise kol için toplam olarak 54 cm uzunluğunda da kolumun boyunu ayarlamış oldum. Yine siz kendi kolunuzun üstünde bir ölçü alırsanız daha doğru olacaktır. Şimdi kolları da bu şekilde örüp hazırladıktan sonra şimdi sıra geldi birleştirmeye. Bakın hırkamızı bu şekilde ördük. Şimdi birleştireceğiz. Şimdi geçmeden önce şöyle çiçeklerimi göstermek istiyorum. Bakın hırkamızı Birleştirdikten sonra bu şekilde çiçeklerimizi hırkamızın üstüne dikeceğiz ama kolları birleştirmeden önce çiçeklerini dikmek istiyorum. Daha sonrasında hırkamın yine çiçeklerini dikiyor olacağım üst kısmına. Ama dediğim gibi birleştirmeden şöyle açık halinde kol çiçeklerimi dikersem sanki daha iyi olacak. Bu şekilde dikmek daha kolay olduğu için ben kolları birleştirmeden önce çiçeklerini dikiyor olacağım. Şimdi hırkamın beden bölümünü şöyle kenara alıyorum. Onları daha sonrasında dikeceğim. Şimdi kol parçalarımı şöyle dikmek istediğim noktalara çiçeklerimi alacağım. Bu çiçekleri de bir önceki videomda nasıl yaptığımı anlattım. O videodan yararlanabilirsiniz. Şöyle çiçeklerimi bakın bir tane buraya dikeceğim. Bir tane mavi mesela bu tarafa dikeceğim. Kollara ikişer tane düşündüm. Şimdi diğer kola da yine aynı şekilde. İsterseniz aynı renk yapabilirsiniz, isterseniz farklı renklerde de yapabilirsiniz. Şöyle göstereyim. Yine bir tane mavi, bir tane pembeyi de kola bu şekilde dikiyor olacağım. Şimdi etamin iğneme ipimi yerleştireyim. Koldaki bu çiçeklerimi nasıl birleştiriyorum? İlk olarak bunu göstereceğim. Şimdi etamin iğneme hırkamın rengindeki olan ipimi Tek kat olacak şekilde yerleştirdim. Uç kısmından bir tane düğümümü attım. Şimdi bir tane çiçeğimi nasıl birleştirdiğimi göstereceğim. Zaten diğer çiçeklerde yine aynı şekilde olacak. Şimdi burada tam bulunmasını istediğim noktaya çiçeğimi yerleştiriyorum. Bakın. İlk olarak çiçeğimi şu düğüm noktası belli olmaması adına şöyle kenardan bunu buraya bir yerleştiriyorum. Daha sonrasında hırkama batıyorum. Bakın bu şekilde çıkıyorum. Bu şekilde. Normal dikiyoruz aslında. Bütün kanatları, yaprakları hırkama sabitliyor olacağım. Şimdi bakın hırkamın iç kısmından batıyorum. Bu şekilde çıkıyorum. Çiçeğimin üst kanadından. Şimdi tekrardan çiçekten batıyorum. Hırkamın iç kısmından çıkıyorum. Kolu da bu aşamada dediğim gibi yaparsanız daha iyi olacaktır. Çünkü bu şekilde diktiğimiz için kolu ikiye katlayıp birleştirdiğimizde çok zor olacaktır. O yüzden koldaki çiçekleri e, hırkayı birleştirmeden yapmamız daha mantıklı. Bakın bu şekilde kanatları birleştiriyor olacağım. Şimdi aşağıya doğru iniyorum. Bakın bir çiçekten batıyorum hırkanın arka kısmından çıkıyorum. Şimdi arka kısmından batıyorum. Bakın şöyle çiçeğin üstünden çıkıyorum. Çok da germemeye dikkat ediyorum. Kasılma olmasın. Giyerken çünkü sıkıntı olabilir. O yüzden şöyle hafif hafif dikiyorum bakın. Şimdi bakın dikmeye devam ediyorum. Bakın buradan batıyorum. Arka kısmından çıkıyorum. Bu şekilde yerleştirerek bütün kanatları dikiyor olacağım. Bakın şöyle elimle düzelterek ilerliyorum. Şimdi hırkamın kol çiçeklerini bu şekilde etrafından giderek birleştirerek tamamlıyor olacağım. Bu biraz el oyalayıcı. Şimdi hırkamın çiçeğini birleştireceğim. Diğerleri de yine aynı şekilde olduğu için onları göstermiyorum. Ee, kolları tamamlayalım. Daha sonrasında hırkamızın beden bölümünü nasıl birleştiriyorum bundan da bahsediyor olacağım. Şimdi gösterdiğim şekilde kolların çiçeklerini etrafından geçerek dikip tamamlamış oldum. Şimdi burada kolları şöyle ikiye katlayacağım ee, ve şurada ayırmış olduğum ipime etamin iğnemi yerleştirdim. Aşağıya doğru normal dikeceğim. Şimdi bunun dikişini de göstereyim daha sonrasında hırkamızı komple bedenle birleştiriyor olacağız. İpim benden tarafı olduğu için karşıya doğru batıyorum. İlk olarak burayı bir kapatıp sabitliyorum şimdi kasılma olmaması adına bakın olabildiğince gevşek dikeceğim zaten ipim ince bakın böyle çok sıkmadan birleştireceğim ve aşağıya doğru dikiyor olacağım bakın bir buradan alıyorum bir karşılık gelen noktasına batıyorum ipimi çekiyorum ve birleştiriyorum bir buradan bir karşılık gelen noktasından batıyorum ipimi çekip birleştiriyorum şimdi aşağıya kadar bu şekilde birleştirerek hırkamın kol kısmını tamamlıyor olacağım. Diğerini birleştirdim. Bakın birleştirdiğimi göstermek istiyorum. Bakın diğer kolun çiçeklerini de yine birleştirdim. Şurası da iki ucunu birleştirdiğim nokta. Burası kol altına gelen bölüm olacak. Bakın şöyle istediğim noktalara çiçeklerimi dikip yerleştirmiş oldum. Şimdi bu kolu da gösterdiğim gibi birleştirip tamamlıyorum. Bakın bu şekilde birleştireceğim. Gösterdiğim şekilde bu kolu da tamamladım. Şöyle düz yüzünü çeviriyorum. Bakın bu kolu da bu şekilde tamamlamış oldum. Şimdi kollarımızı tamamladıktan sonra sıra geldi beden bölümle birleştirmeye. Şöyle kolu kenara alıyorum. Şimdi burada hırkamın bakın ee, yine iç kısmından birleştiriyor olacağım. Şöyle ilk olarak omuzları birleştireceğim. Daha sonrasında e, yan kenarları açık kalan kısmı ve kolu birleştirerek devam ediyor olacağız. Şimdi şu omuzda kalan şu ipime etam iğnemi yerleştireceğim ve ilk olarak omuzları birleştireceğim. Şimdi ayırmış olduğum ipime iğnemi yerleştirdim. Bir omuzu göstereceğim. Diğer omuz zaten aynı şekilde olduğu için orayı göstermiyor. Olacağım. Şimdi ipim kendimden karşıya doğru. Bakın şöyle köşe noktasına ilk olarak bir sabitliyorum. Şimdi bir ilmek buradan alıyorum. Bir ilmek karşılık gelen noktasına batıyorum. Birleştiriyorum. Bakın ilmeklerimi karşılıklı denk gelen noktalarından bu şekilde birleştireceğim. Kendimden karşıya olacak şekilde. İlmeklerimi birleştiriyorum sıra sonuna gelene kadar şimdi gösterdiğim şekilde omuzun dikişini tamamladım ipimi geriye doğru yürüttüm ipimi artık kesiyorum burada şimdi diğer omuzu da yine aynı şekilde yapacağım burada ipim yok fazla kalan bir ipim ip bağlayıp bu omuzu birleştiriyor olacağım şimdi diğer omuzu göstermiyorum dediğim gibi orayı tamamlayacağım aynı şekilde olduğu için şimdi sıra geldi bu yan bölümü birleştirmeye şimdi bu yan beden bölümü birleştireceğim kol altına gelene kadar Kol altına geldikten sonra kolumu alacağım. Kolun tabi iç kısmından şöyle çevirelim bunu da. Bu da iç kısmında olacak. Bakın bu birleştirdiğimiz nokta kol altına gelen nokta olacak. Şu çizgi noktası. Bunu da etrafından dolanarak kolun etrafından birleştireceğim ve tamamlıyor olacağım birleştirme kısmını. Şimdi beden bölümünü birleştirelim kol altına gelene kadar. Şimdi burada fazla kalan ipimi, etamin iğnemi yerleştirdim. Tam diğer ön parçanın lastik bölümüne battım ve birleştirdim. Şimdi kendimden karşı olacak şekilde burayı birleştiriyorum. Dediğim gibi kol altına gelene kadar bakın farklı bir şey yapmıyoruz. Omuzla birleştirdiğimiz gibi birleştiriyoruz burayı da. Şimdi burayı kol altına gelene kadar devam ediyorum. Şimdi gösterdiğim şekilde kol altına kadar birleştirmeyi tamamladım. Bakın bu şekilde. Şimdi kolu alıyorum. Bakın tam kol dikişini yan dikişe denk getiriyorum. Burada kolu buraya bir ilk olarak sabitliyorum. Daha sonrasında bakın üst tarafı bu tarafla, üst beden, ön beden bölümle, arka tarafı kolunda arka sırt beden bölümüyle birleştirerek etrafından dolanacağım. Yani bunu birçok kez yaptım ama hani bu videoda da yine göstermek istiyorum. Bakın şöyle etrafından geçiyorum. Bir ilmek buradan, bir ilmek koldan alıyorum. Bir ilmek buradan, bir ilmek koldan alıp birleştiriyorum. Etrafından dolanacağım. Bakın omuz kısmına kadar geleceğim omuzdan aşağıya doğru tekrardan iniyor olacağım arka tarafını birleştiriyor olacağım şimdi burayı da birleştirmesini tamamlayalım bakın bu şekilde birleştiriyorum dış kısmında bu şekilde şimdi etrafından dolanarak birleştirmeyi tamamlayacağım Şimdi gösterdiğim şekilde kolun etrafından dolanarak bakın kol dikişini de tamamladım. Şöyle düz yüzüne çevirip de göstermek istiyorum. Bakın. Kolu da birleştirmiş oldum bu şekilde. Şimdi diğer tarafları da yine aynı şekilde yapıyor olacağız. Şöyle göstereyim burayı tekrardan çevireyim. Şimdi diğer omuzu birleştireceğim, yan beden bölümü birleştireceğim ve kolu yine etrafından dolanarak diğer tarafı da yine aynı şekilde birleştiriyor olacağım. Bakın bu kolu da şöyle iç kısmına çevireyim yine dikiş kol altına geliyor olacak. Etrafından dolanarak kolu da birleştirip bu tarafı da tamamlayacağım. Daha sonrasında bedenin çiçek bölümlerini dikiyor olacağım. En son kaç tane çiçek diktiğimi yine sayı olarak veririm. Kolların zaten çiçeklerini tamamladım. Beden çiçeklerini de tamamlayacağım. Ön ve arka kaldı. Daha sonrasında etrafından dolanarak plastik bölümümüzü tamamlıyor olacağız. Şimdi bu tarafı ben bir tamamlayıp geliyorum. Şimdi gösterdiğim şekilde hırkamın ön çiçeklerini de diktim. Bakın kolları da diğer tarafı da birleştirdim. Şöyle bir göstermek istiyorum. Çok güzel oldu. Şöyle ön tarafını 3 ay tane motif yerleştirdim. Sağ ve sol tarafa toplam 6 tane motif kullandım. Kollara da 2'şer tane kullandım. Ve bu şekilde çiçekleri de birleştirmiş oldum. Sırt kısmına çiçeklerimi dikmedim. Dilerseniz sırt kısmına da çiçek dikebilirsiniz. Ama ben bu şekilde düz bırakmak istedim. Şimdi hırkamızın sıra geldi herhalde ön lastiklerini örmeye böyle hırkamı çeviriyorum buradan ilmekler çıkartacağım Daha sonrasında iki ters iki düz lastiğimi öreceğim Ve istediğim kalınlığa gelene kadar tamamlıyor olacağım Aslında birçok kez anlattım Tabii ki de burada yine gösteriyor olacağım Şimdi i̇şte bu uç kısmında benim biraz ipim artmıştı ipimi devamını bağlayacağım Eğer burada ipiniz yoksa uç kısmında ipinizi sabitleyerek devam edebilirsiniz şöyle ucuna ipimi bağladım devamını Şöyle göstereyim. Şimdi burada ilmekler çıkartacağım. İpimi parmağıma doladıktan sonra uygun bir tığ alıyorum. Şuradan ipimi çekiyorum. Bir tane ipimi çıkardım. Şişime yerleştiriyorum. Hemen yanına geçiyorum. Bakın yandaki boşluğa batıyorum. Bir tane ilmek çıkartıyorum. Şişime yerleştiriyorum. Yanına geçiyorum. Bakın hemen zaten kendini belli ediyor. Nereye batıp ilmek çıkartacaksınız. Kendini belli ediyor. Buradan ipimi çıkartıp şişime yerleştiriyorum ve bu şekilde yakaya kadar yarısına kadar ilmeklerimi çıkartıyor olacağım şimdi burada iki ilmeğin tam orta noktasına da batıyorum ki kasılma olmasın bakın şöyle şu iki ilmeğin tam ortasından da ipimi çıkartıyor olacağım şimdi yanına geçtim bir ilmek çıkardım şişimi aktardım orta noktasına da batıyorum bir ip çıkardım şişime yerleştiriyorum ilmeğimi çıkarmış oldum Şimdi şöyle yanına geçiyorum, bir tane ipimi çıkartıp, bakın şişime yerleştirdim. Şişinizde de yapabilirsiniz, tığla da yapabilirsiniz. Şöyle tığımla göstereyim. İpimi çıkartıp şişime yerleştirdim. Yanına geçtim, ipimi çıkartıp şişime yerleştiriyorum. Yanına geçtim, ip çıkartıp şişime yerleştiriyorum. Şimdi bu şekilde ilmeklerimi toplayacağım, ta ki şu hırkamın ense kısmının bakın yarısına gelene kadar yapacağım bunu yarısına geldikten sonra örgümü tersine çevirip düzü düz tersi ters olacak şekilde lastik örüyorum olacağım. Şimdi yarısına kadar bu şekilde ilmeklerimi çıkartıyorum. Bakın gösterdiğim gibi devam ediyor olacağım. Şimdi gösterdiğim şekilde ensenin yarısına kadar ilmeklerimi çıkardım. Bakın ön lastik için. Burası ense kısmı. Şimdi artık ilmek çıkarmayı bırakıyorum. Şöyle çevireceğim. Bakın iç yüzüne çeviriyorum. Bu şekilde ön lastiği ikiye ayırmamın sebebi de ilmek sayılarımız çok fazla olacak ve şişe sığmakta zorlanırız diye. O yüzden ikiye ayırıyorum genelde ense kısmında bu şekilde. Bakın diğer ön parçanın lastiğini de daha sonrasında öreceğim. Şimdi burada diğer şişimi alıyorum. Diğer ucunu şöyle tutuyorum. Ben bütün lastiklerimi iki ters iki düz ördüğüm için burayı da yine iki ters iki düz öreceğim. İlk ilmeğimi bakın örmeden aldım. İkinci ilmeğimi düz örüyorum. iki tane ördükten sonra ipimi karşıya doğru yani kendime doğru çeviriyorum. Bakın öne doğru battım. Bir. Bir tane daha örüyorum. iki tane tersimi ördüm. İpimi karşıya doğru çevirdim. Bir. iki tane düzüm ördüm iki tane tersimi örüyorum. Bakın bu şekilde. İpimi karşıya doğru çevirdim. İki tane düzümü örüyorum. İpimi kendime doğru çevirdim. İki tane tersimi örüyorum. Bu şekilde. Şimdi iki ters iki düz lastiğimi öreceğim. Daha sonrasındaki sıralarımda da yine düzleri düz, tersleri ters olacak şekilde örüp lastik kısmımı da istediğim uzunluğa gelene kadar örüp tamamlıyor olacağım. Şimdi gösterdiğim şekilde yakanın lastik bölümünü tamamladım. Siz dilerseniz daha kalın da yapabilirsiniz. E, düğme dikmeyeceğim için ben e, düğme delikleri ayarlamadım. Dilerseniz düğme dikmek istiyorsanız diğer tarafı örerken düğme delikleri açabilirsiniz. Şimdi ben burada kaç sıra ördüm? Toplam olarak 4 sıra ördüm ve yeterli geldi. Şimdi artık ilmeklerimi kapatacağım. İlmeklerimi de kapatırken şu şekilde tığ ile kapatacağım. Şimdi bitirirken bakın ipim bu tarafta. İpimin olduğu yönde değil de bakın şöyle ipimin olmadığı şişimin ucundan kapatmaya başlayacağım. İpime uygun tığ numaramı aldım. Bakın iki tane ilmeğimi alıyorum. Şu ikinciyi birincinin içerisinden geçiriyorum. Bir tane ilmek alıyorum. Bakın şöyle. İkincinin içerisinden geçirdim. Bir ilmek aldım, içerisinden geçirdim. Bir ilmek aldım, içerisinden geçirdim. Bir ilmek aldım, içerisinden geçirdim. Bakın bir ilmek alıyorum, içerisinden geçiriyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar geleceğim ve ilmeklerimi kapatıyor olacağım. Bakın bu şekilde yaparsanız daha düzgün bir kapatma olacaktır. Hırka kenarı olduğu için bakın. Şöyle çok da sıkmamaya dikkat edin. Elinizi hafif gevşek bırakın. Gergin olmasın, kasılma olmaması adına. Şimdi bu şekilde bütün ilmeklerimi sıra sonuna kadar kapatacağım. Diğer tarafı da yine birlikte başlarız. Şimdi gösterdiğim şekilde sıra sonuna kadar geldim. Bakın lastiğimi kapatmış oldum. Son ilmeğimi de çıkartıyorum. Bakın ipim bu tarafta. Bu ipimi de yine tığımdaki ipten çıkarttım. Bir tane zincirimi çektim. Şimdi burada artık ipimi Şöyle kopartıyorum ve hırkamı tamamlamış oldum. Şöyle ipimi çıkartayım. Bunu daha sonrasında temizleyeceğim. Bakın şöyle lastiğimi bir göstermek istiyorum. Bence gayet güzel oldu lastik bölümü. Şöyle de göstereyim. Bakın bu şekilde lastiğimi tamamladım. Şimdi diğer tarafın lastiği de yine aynı şekilde olacak. Bu tarafın lastiğini de başlarken ense kısmından buradan iplerimizi, ilmeklerimizi çıkartıp uç kısmına kadar geleceğiz. Daha sonrasında iki ters iki düz lastiğimi örüp lastiği tamamlıyor olacağım. Burada farklı bir şey yok. Sadece dediğim gibi dikkat etmeniz gereken bu ense kısmından başlıyor olmanız. Buranın lastik bölümünde şu şekilde yapacaksınız. Birlikte bir başlayalım. Uzunca biraz ip bırakın. Burayı dikebilmek için daha sonrasında. Bir tane zincirimi çektim bakın. Şimdi tam şu noktaya dip noktasına batıyorum. İpimi içerisinden geçirdim. Bakın ilmeğimi çıkardım. Bunu şişime yerleştiriyorum. Yanına geçiyorum. Yine buradan bir ilmek çıkartıp şişime yerleştiriyorum. Bakın ense kısmından başlamış olduk dediğim gibi. Şimdi uç kısmına kadar geleceğim. İlmeklerimi çıkartacağım. İki ters iki düz lastiğimi örüp daha sonrasında bitiriyor olacağım. Yine tığ ile bitireceğiz bu tarafı da. Dediğim gibi şu açık kalan kısmı zaten bir iki tane ilmek olduğu için burayı da şu ayırdığım minik ipimle dikeceğim ve tamamlayacağım. Burada videoyu bitirelim. Zaten dediğim gibi diğer taraf aynı olduğu için farklı bir şey yok burada. Evet hırkamın yapılışı bu şekildeydi. Yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve güzel yorumlarınızı benimle paylaşmayı unutmayın lütfen. Açıklama kısmına Instagram adresimi bırakıyor olacağım. Tıklayarak beni oradan takip edebilir. Yaptıklarınızı benimle paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.